Herkese merhabalar. Atatürkçülüğün Merhaba nitelikleri hocam. konusuyla Tonguç Aman Akademi'de Allah'ım. dersimize başlıyoruz. Tonguç hazır mısın? Hocam hazırım. Atatürkçülüğün niteliklerini çok merak ediyorum. Nasıl merak ediyorsun? Zaten bilmen lazım Tonguç. Bir kez daha tekrar diyoruz biz. Şimdi bir kere Atatürkçülük Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihi gerçeklerinden doğmuştur Tonguç. Türk milletinin ihtiyaçları neydi? Bir kere ülkemiz zor durumdaydı. Milli bağımsızlığa ihtiyacımız vardı. Ülkenin yönetimsel anlamda bir... Özgürlük. Evet, özgürlüğe ihtiyacımız vardı. Aynı zamanda ulusal egemenliğe geçmemiz gerekiyordu artık. Niye? Seçimler. Seçimler, sandıklar, partiler. Hatırlarsan Osmanlı mutlak monarşi ile yönetiliyordu. Yani Son saltanat. saltanatla yönetiliyordu. Son dönemlerde meşrutiyete geçmişti. Artık cumhuriyete geçmesi Oh gerekiyordu. be. Türk milletinin ihtiyaçları vardı. Modernleşmemiz gerekiyordu. Eskiden tabii ki Arap dünyası, Doğu dünyası daha gelişmiş olduğundan yüzümüzü doğuya çevirmiştik. Ama şimdi coğrafi keşifler, Rönesans, reform, sanayi devrimi, Fransız ihtilaliyle Batı geliştiği için artık yüzümüzü Batı'ya dönmemiz gerekiyordu Tonguç. Anladım hocam. O yüzden de ihtiyaçlarımızı Batı'ya göre hareket etmemiz gerekiyordu. Bir de tarihi gerçeklerimizden doğmuş. Tarihi gerçeklerimiz nedir? Biz bağımsızlığımıza düşkünüz ve temelinde Türk tarih ve... Efe'yiz hocam biz. Efe Aynen gibiyiz. öyle, bizi kimse öyle mandaymış, himayeymiş, sömürgeymiş, bize gelmez böyle şeyler Hadi Tonguç. oradan. Hadi oradan, biz yemez Anadolu çocuğuyuz. Yani böyle şeyleri biz kabul etmeyiz. Milli bağımsızlığımıza düşkünüz. Hocam Efe oyunu oynadım ben geçen gün. Evet Tonguç. Hocam şöyle bir şey duydum ben. Efeler gerçekten de o oyunu oynuyorlarmış. Çünkü eskiden mağaralarda şeyden dolayı hatırlıyor musunuz siz o hikayeyi hocam? Hatırlamıyorum Tonguç. Mağaralarda böyle kötü şeylere basmamak için öyle yürüyorlarmış diye öyle. Gerçekten mi? Evet hocam. Efe Aa. oyununun oradan çıktığını söyleyenler var. Yani mağarada yani yaşayınca hani oraya yapıyorlarmış. Sonra Neyi? Oraya ne onlara yapıyorlarmış? işte şeyleri hocam Evler mi? tuvaletlerini. Ha? Sonra ona basmamak için böyle ayaklarını böyle ciddi ciddi kaldıra kaldıra hani böyle oynuyorlar ya hocam Efe Aynen oyunu. aynen. Ha, O şöyle olabilir mi? şöyle Ha, şöyle diye evet, oynuyorlar. yavaş yavaş. Olabilir mi hocam? Öyle bir şey diyorlardı. Bilmiyorum. Yani biraz kulağa mantıksız geliyor. Bence Mesela şeyde de hani Trabzon'daki insanlar da böyle hani kemençe o, telefon titreşimi mi aldığın için olabilir? titreşim. Hayır şey hocam. Yağmur yağınca böyle üzerlerini şey düşünce Su hani su damlacıkları. damlacıklarını böyle silkelemek için yapıyorlarmış. Silkeleyince de horon tepiyorlarmış. Öyle diyorlar. Allah Allah. Bu bence biraz Yani. ironik bir açıklama olmuş ama şu olabilir. Ben bu tarz oyunları izliyorum, beğeniyorum da. İnsanların bir enerjisi var, tamam mı, içinde Tonguç? Bu enerjiyi boşaltması lazım. Kimisi Avrupa'daki gibi dans ederekten, işte tango, valiz, anlatabildim mi? Vay çok Salsa, elit hocam. çaça, bu tarz şeyler yaparaktan. Biz de bu tarz danslarla içimizi döküyoruz. Şimdi rapçiler başka bir dans ediyor, öyle değil mi? Yani insanların Hocam genel size olarak... dersi kaynatmak çok rahat hocam. Vallahi çok Değil mi? Çok teşekkürler. iyi Acayip ki konulardan. bir anda valse girdik hocam. Aynen. Sen dans etmeyi biliyor musun Tonguç? Evet hocam ben şey breakdance yapıyorum. Ya. Kafamın üzerinde 10 tur atabiliyorum hocam. Aferin, maşallah. Üstüme. Şimdi bir de şu çok önemli Tonguç. Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler bir bütündür. Mesela halkçılık ilkesi cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin birleşmesiyle oluşmuştur. Neden? Milliyetçilik tüm Türk ulusunun tek bir çatı altında, tek bir tarih ve kültür bilinci altında toplanmasıdır. Cumhuriyetçilik de ulusal egemenliktir. Herkesin aynı yönetime katılabilme hakkına sahip olmasıdır. İkisi birleşip halkçılığı oluşturur. Neden? Çünkü halkın eşitliği demektir. Cumhuriyetçilik varsa halk da eşit demektir. Anlaştık Anladım mı? hocam. Mesela laiklik yine aynı şekilde Din ve devlet işlerinin birbirine ayrılması. aynen akıl ve mantığın hayatın tüm alanında, yönetimde, işte toplumsal yaşamda, hukukta, eğitimde bir arada bulunması. Bu da inkılapçılığı destekler. İnkılapçılık da modernleşme demektir. Bir de şu da çok önemli Tonguç. Atatürkçülüğün en önemli niteliklerinden birisi de yurtta ve dünyada barışın korunmasını amaçlar. Yurtta barış Yurtta ve demek, cihanda sulh. harikasın. Böyle bir Yurtta lafı sulh, vardı cihanda Atatürk'ün. sulh diyor değil mi Mustafa Yurtta Kemal sulh, Atatürk? cihanda sulh. Çok güzel. Şimdi bu çok önemli. Sulh ne demek hocam? Sulh barış demek Tonguç. Anladım hocam. Anlatabilir miyim? Salih de. Salih'ten gelmiş olabilir. Sulh barış demek. Harp de savaş demek. Tamam Anladım mı? hocam. Şimdi şu çok önemli Tonguç. Mustafa Kemal yurtta barışı istemiştir. Halkçılık ilkesiyle herkesin eşit olduğunu, kimsenin ağa, paşa işte gibi unvanları olmaması gerektiğini, tüm ulusun bir arada yaşaması gerektiğini dile getirmiştir. Dünyada da barışın çok önemli olduğunu söylediği için mutlaka dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Sadabat Paktı'na, Balkan Antantı'na girmesi Türkiye'nin yurtta barış, dünyada barışı desteklemesiyle alakalıdır. Anladım hocam. Anlaştık mı Tonguç? Anladım. Hatta Mustafa Kemal öldükten sonra da biz bu niteliği devam ettirmişizdir. Kore Savaşı'na asker göndermişizdir dünya Oo. barışına katkıda bulunmak için, değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Aynı zamanda Tonguç,
Atatürkçülük insanlığın ortak değerlerini kapsadığı için evrenseldir. Yani Atatürkçülük sadece Türklere özgü bir şey değildir esasında. Yani Aa. hangi ülke bağımsızlığının elden gitmesini ister ki? Kimse istemez. Hangi ülke krallıkla yönetilmek ister ki? Yani şu anda Araplar krallıkla yönetiliyor. Git sen Araplara sorsan Papua Yeni Gine hocam. evet, desen ki arkadaş sen de yönetime katılmak istemez misin? Sen de görüşlerini yansıtmak istemez misin desen? Hayır ben kralımı çok seviyorum der korkudan. Ama Ondan esasında sonra. özünde cumhuriyet ister. Herkes bağımsızlık ister. Mesela cumhuriyet nedir biliyor musun Tonguç? Şimdi eğer bir ülkeyi bir kişi yönetiyorsa bunu çok rahat kırabilirsin. Terörist örgütler ya da büyük devletler ya da mafyalar bunu çok rahat oynatabilir. Ama bir ülkeyi diyelim ki şöyle düşünelim tamam mı? Şöyle halk yönetiyor olsun Tonguç tamam mı? Şöyle kapatalım. Halk yönetiyor olsun. Evet hocam. Bunu bükebilir misin Tonguç? Bunu kırabilir misin? Oo, mükemmel bir Kıramazsın. İşte örnek hocam. demokrasi böyle bir şeydir Tonguç. O yüzden evrensel bir şeydir Mustafa Kemal'in istediği ulusal egemenlik. Anladım hocam. Aferin Tonguç çok zeki bir çocuksun. Dogmalara dayanmaz. Dogma nedir Tonguç? Hocam Dogma donguç oldu yalnız. Evet. ben dogmayı bilmiyorum. Dolmayı çok seviyorum hocam. Annem Zeytinyağlı mı sürekli yoksa sarma yapıyor annem Evet ama Tonguç. biber dolması ve kabak dolmasına bayılıyorum hocam. Ama patlıcan dolmasını sevmem. Bence Bir sen acı oluyor. acıkmışsın Tonguç. Hemen dersi bitirelim ve hemen konuyu anlatalım. Sen acıkmışsın. Şimdi dogma demek yani akla mantığa uymayan tamamen bu vardır diye kabul ettiğin şeyler. Anlaşılabildi mi? He. Akla ve mantığa bilime dayanır halbuki Atatürkçülük. Dinamiktir. Laiklik de zaten bunu gerektirir. Yani dogmatik düşünce yerine akıl ve bilimin esas alınmasıdır. Fakat bu demek değildir ki tamamen akıl ve mantığa dayanır bilimsel olduğu için böyle işte belli inançlara karşı tamamen terstir demek de değildir. Yani Anladım. inanışlara da saygılıdır tabii ki. Bilimsel gelişmelere ve yeniliklere açıktır Atatürk zaten. zaten hocam çok inançlı bir Tabii ki insandı. Müslüman Atatürk yani. Çünkü Evet. Kur'an-ı Kerim'i çevirttirdi Aynen, Türkçe'ye. aynen, aynen. Bayağı bir katkısı oldu bence. Aynen. Bilimsel gelişmelere ve yeniliklere İlk açıktır. geometri... Hocam Atatürk'ün geometri kitabı var biliyor musunuz? Evet ben söylemeyeceğim sana Tonguç. Bana atsın Tonguç. Aa Tonguç var ya boynuz olup kulağa geçtim var ya helal pardon olsun. Tebrik Pardon ederim seni. hocam. Şimdi bilimsel... evet doğru. Geometri kitabı var. Evet Tonguç. Telefonun sesi almamışsın gördüğün gibi. Çok özür dilerim hocam. Aynen Tonguç. Senden de bu beklenir zaten. Sıkıntı yok. Bilimsel gelişmelere ve yeniliklere açıktır. Dinamiktir. Bu da çok önemli. Tamam mı Tonguç? Evet hocam. Ve LYS bombardımanı geliyor. Tonguç Akademi.com'a üye oldun mu? Hocam Arayan arkadaşın hemen üye et. Tamam mı? Dersi tamam, hemen bitiriyoruz. bütün Hemen onu aç. arkadaşlarıma mesaj Telefonu edin. ona üye Hocam, et. bütün arkadaşlarıma Facebook'ta paylaşıyorum. Aferin. Sizin videolarınızı görünce zaten onlar da üye oluyorlar. Dolayısıyla böylece ailemiz 13'ten 15'e çıkma yolunda iyi ilerliyor hocam. Kişi mi? Bin mi? Şu anda 13 kişi abone hocam Tonguç.com'a. Evladım ya az. İnşallah her gün artıyor. Şu İnşallah. uğursuz rakamı bir geçsek diye ümit ediyorum. İnşallah İnşallah geçeriyor. daha fazla artacak. Hadi bakalım ödüllü soru yap. Cevapları yolla Tonguç. Tamam hocam.